Merhaba ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Tolstoy'a ait iki güzel hikaye paylaşacağım. Bu hikayelerden ilki Mum, ikincisi ise İnsana ne kadar toprak lazım olacak. Bundan uzun yıllar önce İnsana ne kadar toprak lazım hikayesini okuduğumda hikayeyi bitirip şöyle bir başımı kitaptan kaldırdığımda uzun uzun pencereden dışarıya bakarak dalmıştım ve hakikaten bu kitap, bu eser, bu hikaye beni çok çok etkilemişti. Çünkü Tolstoy'un bu hikayesi gerçekten hem çok etkileyici hem de insan karakterini, insanın aslında açgözlülüğünü, insanın hırslarını o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki, hikayenin sonuna geldiğinizde ya evet diyeceksiniz siz de eminim ki. Tolstoy'un bunun gibi birçok etkileyici hikayeleri var. Bundan kısa bir süre önce de Ateşi Kıvılcımken Söndürmeli adlı hikayeyi yine Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımızda seslendirmiştim. O eserin linkini de yine bu videonun hemen yanı başına bırakmış, eklemiş olurum ve isterseniz bu hikayenin hemen ardından Ateşi Kıvılcımken Söndürmeli adlı hikayeyi de dinleyebilirsiniz. Özellikle insana ne kadar toprak lazım hikayesini sonuna kadar dinlediğinizde sizden şunu rica edeceğim. Videonun altına bu hikayenin size düşündürdüklerini yazmanızı rica ediyorum. Çünkü Böylelikle sizinle interaktif bir etkileşime geçmek ve bu hikayenin sizde ne tür çağrışımlar bıraktığını öğrenmek istiyorum ve bunu gerçekten merak ediyorum. Bu şekilde yorum yazarsanız çok çok memnun olacağım ve bu şekilde hikayenin bana çağrıştırdıkları, bana anımsattıkları bir yana sizde neler uyandırdı, ne tür düşünceler hasıl etti onları da öğrenmek istiyorum. Evet, sözü çok uzatmayalım ve ilk hikayemiz olan Mum ile başlayalım. Göze göz, dişe diş denildiğini işitmişsinizdir. Fakat ben size kötülüğe karşı koymayın derim. Bu olay toprak köleliğinin hüküm sürdüğü zamanlarda geçmiştir. O zaman çeşit çeşit derebeyler vardı. Ölümü Allah'ı düşünenler, insanlara acıyanlar olduğu gibi köpekler gibi olanlar da vardı. Bunların en kötüleri aşağıdan yükselen, sonradan görmüş beylerdi. Köylüler en çok onlardan çekiyordu.'' Bir beyin çiftliğinde bir kahya vardı. Bu çiftlikte köylüler bey için çalışıyorlardı. Toprak çok boldu hem de çok iyiydi. Su, çayır, orman vardı. Bu toprak hem bey'e hem köylülere pekala yetişebilirdi. Ama bey başka bir çiftliğinde uşaklık yapan birisini getirip onların başına kahya dikti. Kahya derhal bütün idareyi eline aldı. Köylülerin sırtına bindikçe bindi. O da çoluklu çocukluydu. Bir karısıyla evli iki kızı vardı, çok para kazanmıştı. Rahatça geçinebilirdi ama kötülüğü ve hırsı ona işlemedik günah bırakmadı. Köylüleri tatil günlerinde bile çalıştırmaya başladı. Bir tuğla fabrikası kurdu, kadın erkek demeden herkesi canı çıkarırcasına çalıştırdı. Tuğla ticaretine başladı. Köylüler Moskova'da oturan beylerine şikayet ettilerse de bir netice alamadılar. Bey kahyayı çıkarmadı, Kahya köylülerin kendisini şikayet ettiğini öğrenince daha çok kızdı. Onlardan intikam almaya karar verdi. Köylüler daha berbat bir duruma düştüler. Bunların arasında bir takım kötü insanlar da vardı. Köylüleri Kahya'ya fitliyorlardı. Halkın arasında geçimsizlik, kavga, gürültü, patırtı çıktı. Kahya daha da şeytan kesilmeye başladı. Durum her gün biraz daha kötüleşti. O kadar ki köy halkı kahyadan bir vahşi hayvandan korkar gibi korkmaya başladı. Köyden geçen herkes ona görünmemek için sanki kurttan kaçıyormuş gibi saklanacak bir delik arıyordu. Bunun farkına varan kahya bir kat daha kızıp köpürüyordu. Halkın dayakla, angarya ile canını çıkarıyordu. Köylülerin ondan çekmediği kalmıyordu. Bazen köylerde onun gibi zorbaları temizliği veriyorlardı. Bu çiftliğin köylüleri de böyle bir şeyi akıllarına koydular. En cesurları bir araya gelip konuştular. Bu cani herife daha fazla katlanacak mıyız? Zaten nasıl olsa ölmüşüz, onun gibileri öldürmek günah değildir, diye karar verdiler. Paskalya'dan önce bir gün ormanda toplandılar. Kahya ağaçların kesilmesi için emir vermişti. Yemekte bir araya gelince şöyle konuşmuşlar. Netsek, ne neylesek, hepimizi gebertecek, hep iş, hep angarya, gece demiyor, gündüz demiyor, bize işkence ediyor. Ne bize ne de kadınlara rahat yüzü göstermiyor. Hoşuna gitmeyen küçük bir şey oldu mu hemen dayağa sarılıyor. Bizim Semyon sopasının altında can verdi. Anisimi zincirlere vurup gebertti. Daha ne bekliyoruz acaba? Akşam üzeri yine buraya gelecek, bağırıp çağıracak. Onu çekip altından indirmeli, bir baltayla ortadan kaldırmalı. İş olur biter, bir köpek gibi götürüp bir yere gömeriz.'' Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranırız. Yalnız kendi aramızda sözleşmemiz lazım. Hepimiz birlik olmalıyız. Kimse kimseyi ele vermemeli. Bu sözleri Vasilev Minayev söylemişti. Kahya'ya herkesten çok o kızıyordu. Kahya onu her hafta dövüyordu. Üstelik karısını da kendisinden zorla alıp evinde aşçı olarak kullanıyordu. Köylüler böylece kendi aralarında konuştular. Akşamüstü Kahya geldi, at üstündeydi. Hemen çıkışmaya başladı. Ağaçları fena kestiklerini söyledi. Yığın arasında bir ıhlamur ağacı görerek ben ıhlamur ağaçlarının kesilmemesini emretmemiş miydim? Kim kesti? Söyleyin. Yoksa hepinizi döverim. Sorup soruşturdu. Sidor'u gösterdiler. Kahya yüzünü kana boyayıncaya kadar dövdü. Az kestiği için Vasili'yi de kırbaçladı, sonra da dönüp evine gitti. Akşam olunca yine köylüler bir araya geldiler, Vasili söze başladı. Amma da halk, insan değil, serçe sürüsü mübarek. Hakkımızı koruyacağız, çiğnetmeyeceğiz diye bağırışıp durmuştunuz. Ama herif gelince hepiniz korktunuz. Serçeler de Şahin'e karşı sizin gibi konuşurlar. Dövüşeceğiz, dövüşeceğiz, kendimizi savunacağız derler. Fakat Şahin gelince de saklanacak deli kararlar. Şahin birini kapıp götürür, neden sonra serçeler meydana çıkar, çik 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 diye ötüşürler. Ve aramızda biri kaybolmuş, acaba kim? Ah Vanka serçeymiş, neyse zaten o bunu hak etmişti diye söyleşirler.'' Kahya Sidor'u döverken siz bir taraftan dövüşeceğiz, dövüşeceğiz, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyorsunuz. Diğer taraftan da herif gelir gelmez kaçacak delik arıyorsunuz. Böylece köylüler sık sık toplanıp konuştular, Kahya'yı temizlemeye karar verdiler. Kahya daha Paskalya'dan bir hafta önce, Bey için Paskalya haftası içinde yulaf ekeceklerini söyledi. Paskalya haftasında çalışmanın günah olduğunu düşünen köylüler, Vasili'nin kulübesinin arkasında toplanıp konuştular. Herif Allah'a bile unutmuş. Onu gebertmeli doğrusu. Biz zaten ölmüşüz. Piotr Mihelev de oradaydı. O sessiz bir köylüydü. Onlarla aynı fikirde değildi. Söylenenleri dinledikten sonra dedi ki: "Büyük bir günah işlemek üzeresiniz. Bir insan öldürmek dehşetli bir şey. Başkasının ruhunu yok etmek kolay ama sizin ruhunuz ne olacak? Şayet o kötülük yapıyorsa kötü olduğu içindir. Bize sabretmek düşer." Vasili bu sözlere kızarak şöyle karşılık verdi. Ve birader sen de bir şey öğrenmişsin hep söyler durursun insan öldürmek günahtır. İnsan öldürmenin günah olduğunu biz de biliriz yahu ama insandan insana fark var. İyi insan öldürmek günahtır. Böyle bir köpeğin gebertilmesini Allah bile ister. İnsanları kurtarmak için kuduz köpekleri öldürmezler mi? Öldürmemek daha günah. Bu adam insanlara daha ne kadar böyle azap çektirip duracak? Biz sadece insanların iyiliği adına cinayet işleyeceğiz. İnsanlar bize minnettar kalacaklar. Onun yaptıklarına boyun eğer ses çıkarmazsak hepimizi gebertir. Mihiç sen boşu boşuna laf ediyorsun. Mübarek bayram günü çalışınca günah işlemiş olmaz mıyız sanki? Sanki sen çalışmayacak mısın? Mihiç, niçin çalışmayacakmışım dedi. Emrederse çift sürerim, kendim için sürmüyorum ya. Allah günahı kimin işlediğini bilir. Biz sadece onu unutmayalım yeter.'' Eğer kötülüğü kötülükle yok etmek gerekseydi Allah bunun için bize bir kanun verirdi. Halbuki o bize başka bir yol göstermiştir. Kötülüğü yok etmeye çalışırken kötülük senin içine işleyecek. İnsan öldürmek kolay bir iş ama ruhun kanla kirlenmese. Kötü bir adam öldürdüm, kötülüğü ezdim sanırsın sonra bir de bakarsın senin kendi içinden daha berbat bir kötülük fışkırıyor. Yok böyle yapmaz da felakete boyun eğersen felaket de sana boyun eğer. Köylüler yine anlaşamadılar. Bir kısmı Vasili'nin fikrini tutuyor, bir kısmı da Mihe için dediği şekilde sabretmeyi doğru buluyordu. Köylüler Paskalya'nın ilk pazar günü bayram ettiler. Akşam olunca muhtarla beyin köydeki katipleri Mihail Semyon için yani kahyanın emrini yaydılar. Yarından başlayarak herkes yulaf ekecekti. Muhtar katiplerle birlikte bütün köyü dolaştı. Herkese nerede, ırmağın arkasında mı, yolun kenarında mı çalışacağını söyledi. Köylülerin iyice canları sıkıldı, kızdılar. Bununla beraber boyun eğmekten başka ellerinden bir şey gelmedi. Sabah olur olmaz kara sabanlara sarılıp sürmeye başladılar. Kilisede Paskalya töreni yapılıyor, her yerde halk bayram ediyor, köylülerse tarla sürüyorlardı. Mihail Semyonich Kahya geç vakit yatağından kalktı, ev işlerine baktı. Evdekiler yani karısı ve dul kızı bayram için köye gelmişti, hazırlandılar, bayramlık elbiselerini giyindiler. Uşak onları arabayla kiliseye götürdü, onlar kiliseden dönünce uşak semaveri hazırladı. Mihail Semyonich de geldi, oturup beraber çay içtiler. Mihail Semyonich çayı içtikten sonra piposunu yaktı, muhtarı yanına çağırdı. ''Nasıl, köylüleri işe koştun mu?'' Evet, Mihail Semyonich. Herkes çalışıyor mu? Hepsi de çalışıyor. Onları kendim götürdüm. Götürmeye götürdün ama sürüyorlar mı bir bakalım. Git bak, hem söyle bak onlara öğleden sonra ben de geleceğim. İki saban başına bir dönüm sürmelerini istiyorum hem de iyi sürsünler. Yaptıkları işte kusur bulursam bayram bayram tanımam hepsini dayaktan geçiririm. Baş üstüne efendim. Muhtar gitmek üzereyken Mihail Semyonich onu durdurdu. Bir şey söylemek istedi, söyleyemedi. Uzun bir duraklama ve bocalamadan sonra nihayet baklayı ağzından çıkardı. Git bak bakalım bu haydutlar benim hakkımda neler düşünüyorlar. Kim küfrediyor, kim ne söylüyor. Bunları dinleyip bana bir bir anlatacaksın. Ben bu haydutları bilirim. Hiçbiri çalışmak istemez, hep dinlenmek isterler. Yiyip içip gezmekten başka bir şey düşünmezler. Sürme işi gecikecekmiş, ekim vaktinde yetişmeyecekmiş böyle şeyler onların hiç umurunda bile değil. Anlıyor musun? Sen bütün bu konuştuklarına iyice kulak ver, bana söyle. Benim bilmem lazım. Hadi git, dikkatli ol biraz. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacak, bir şey gizlemeyeceksin ha. Bak yoksa karışmam. Muhtar çıktı, atına binip köylülerin çalıştığı tarlaya gitti. Muhtarla konuştuklarını dinlemiş olan Kahya'nın karısı hemen kocasının yanına koşup yalvarmaya başladı. Yumuşak tabiatlı, iyi kalpli bir kadındı. Mümkün olduğu kadar kocasını yatıştırmaya çalışır köylüleri müdafaa ederdi. Kocası bu defada, ''Mişenka, kuzum ne olursun, sana İsa aşkına yalvarıyorum, bu mübarek Paskalla bayramında günaha girme, köylüleri serbest bırak.'' dedi. Mihail Semyonich karısının sözlerine sadece güldü. Galiba çoktandır seni de dövmedim ben. Onun için cesaretin artmış. Başkalarının işine neden burnunu sokuyorsun kadın?'' diye azarladı. ''Mişenka, kuzum senin hakkında fena bir rüya gördüm. Ne olur köylüleri serbest bırak.'' ''Bak sana söylüyorum, çok yağlı yemek yediğin için mi artık kırbaçtan korkmuyorsun? Aklını başına topla.'' Semyonich kızdı, yanmakta olan piposunu karısının dişlerine vurdu, onu oradan kovarak sofrayı kurmasını emretti. Mihail Semyonich pelte, börek, lahana çorbası, domuz kızartması, sütlü erişte yedi, üstüne de tatlı bir börekle vişne likörü içti. Sonra da aşçı kadını çağırıp şarkı söylemesini emretti. Kendisi de bir kitara alarak onunla beraber çalmaya başladı. Nasıl? Sürüyorlar mı? Söylediklerimi zamanında yapabilecekler mi? Yarısından çoğunu sürmüşler. Kusur var mı? Görmedim. İyi sürüyorlar. Korkuyorlar. Toprak tavında mı? Çok tavında. O kadar yumuşak ki kına gibi. Kahya biraz sustuktan sonra, ''Eee söyle bakalım benim için de söylüyorlar. Sövüp sayıyorlar mı?'' diye sordu. Muhtar ezildi, büzüldü, kızardı ama Mihail Semyonich gerçeği olduğu gibi söylemesini emretti. Hepsini söyle. Söyleyeceklerin sana değil, onlara aittir. Doğruyu söylersen seni memnun ederim. Söylemezsen artık orasını sen bilirsin. Ben adamı döverim, anladın mı muhtar? Hey Katüşa, şuna bir bardak vodka ver. Biraz cesaretlensin bakalım. Aşçı kadın muhtara vodka getirdi. Muhtar onların bayramını kutlayarak içti, dudaklarını kuruladı, konuşmaya hazırlandı. Kendi kendine, herkes onun aleyhine konuşuyorsa bunda benim ne kabahatim var. Madem ki ısrar ediyor, ben de hakikati söyleyeceğim diye düşündü ve bütün cesaretini toplayarak dedi ki, şikayet ediyorlar, Mihail Semyonic, şikayet ediyorlar. Ne diyorlar onu söyle. Allah'a inanmıyor diyorlar. Kahya gülerek sordu. Hahaha, bunu kim dedi? Kim olacak herkes? Senin için o şeytana uyuyor diyorlar. Kahya yine güldü bu iyi bir şey. Sen ayrı ayrı anlat canım. Her biri ayrı ayrı ne diyor? Mesela Vaska ne dedi? Muhtar köylülerin adlarını vermek istemiyordu. Ama Vaska ile araları ne zamandan beri açıktı? Vasili herkesten fazla sövüp sayıyor. Ne dedi söylesene be. Söylenmesi korkunç bir şey. Ölümden de kaçamaz ya diyor. Güzel. Şimdiye kadar neden bekliyormuş öyleyse cesaretim yok. Pekala Vaska ile hesaplaşırız. Ya, ya Trişka köpeği ne dedi? Hepsi de kötü kötü şeyler konuşuyor. E ne diyorlar be adam söylesene. Onların dediklerini tekrarlamak bile kötü bir şey. Ne diye kötü olsun canım? Söyle gitsin. Korkacak ne var? Onun göbeği çatlayacak, karnının içinde ne var ne yok hepsi dökülecek diyorlar. Bu Mihail Semyon için hoşuna gitti. Yine güldü. <laughs> Görürüz bakalım kimin karnındakiler önce dökülecek. Bunu kim söyledi? Trişka mı? Hiç kimse doğru dürüst bir şey söylemedi. Herkes ağzına geleni söylüyor. Küfürler, tehditler gırla gidiyor. Ya Petruşka Mihayev ne diyor? O da serserinin biri. Herhalde küfür etmiştir. Hayır, Mihail Semyonich, Piotr küfür etmedi. Acaba niçin? Bütün köylüler içinde yalnız o bir şey söylemedi. Tuhaf bir adam. Ben ona şaştım doğrusu. Mihail Semyonich. Ne yaptı ki? Ne mi yaptı? Bütün köylüler ona şaşıyorlar. E söyle be canım ne yaptı? Çok tuhaf bir şey. Onun yanına gittim. Turkin tepesinin kenarındaki yamaçta çift sürüyordu. Yanına yaklaşınca şarkı söylediğini, sabanın üzerinde de bir şey parladığını gördüm. E ee, sonra? Sonrası efendim ateş gibi parıldıyor. Biraz daha yaklaşınca bir de baktım ki sabanın üzerinde beş kapiklik bir mum yanıyor. E, rüzgardan falan sönmüyor. Oysa üzerine giydiği yeni gömleğiyle hep Paskalya ilahileri söylüyor, hem de tarlayı sürüyor, sabanı çeviriyor, silkiyor, mum hiç sönmüyor.'' Bu dediğim hareketleri gözümün önünde yaptı. Mum sönmedi. Ne dedi? E, bir şey demedi. Beni görünce bayramımı kutladı ve yine ilahi söylemeye devam etti. Onunla konuştun mu? Konuşmadım ama köylüler yanına gidip onunla alay ettiler. Mihic, Paskalya günü çalıştığı için günahını Allah'a hiçbir zaman affettiremeyecek dediler. O yalnız dünyada barış, insanlarda sevgi olmalı dedi. Kara sabanı tutarak atları yürüttü, ince bir sesle yine ilahi söylemeye başladı, mum yanıyor, yanıyor ve bir türlü sönmek bilmiyordu. Kahya artık gülmüyordu. Kitarayı bırakıp başını eğdi, düşünceye daldı. Olduğu yerde oturdu kaldı. Aşçı kadını, muhtarı savdı, sonra yatağına uzandı, sonra üzerine sanki bir sap arabası yıkılmış gibi iç çekmeye, inlemeye başladı kendisine yaklaşıp konuşmak isteyen karısına cevap vermedi. Sadece o beni yendi. Şimdi ben de anlamaya başladım. Git dedi karısı, git onları serbest bırak. Belki de o günahın kadar büyük değildir. Evvelce neler yapmışsın şimdi de birdenbire korkuyorsun değil mi? Ben mahvoldum artık. O beni yendi. Karısı çıkıştı. Beni yendi, beni yendi diye hep aynı şeyleri tekrarlayıp durma. Gidip köylüleri serbest bıraksan daha iyi edersin. Git ben atını eğerlemeleri için emir vereceğim. Atı getirdiler. Karısı tarlaya gidip köylüleri serbest bırakması için kahyayı kandırdı. Mihail Semyonich ata bindi, tarlaya gitti, köyün çitine yaklaştı. Bir kadın ona köyün büyük kapısını açtı. Ahali kahyayı görür görmez çil yavrusu gibi dağıldı, kimi avluya, kimi köşenin arkasına, kimi bahçeye saklandı. Kahya köyün ortasından geçerken diğer taraftaki büyük çıkış kapısına vardı. Kapı kapalıydı. At üzerindeyken de onu açamazdı. Çağırdı çağırdı kapıyı açmak için kimse gelmedi. Attan indi kapıyı açtı. Kapıda tekrar ata binmek istedi. Bir ayağını üzengiye koyup üzerine atlayacağı sırada at bir domuzdan ürktü, çite doğru geriledi. Kahya şişman olduğu için eğeri oturamadı, karnı üstüne çite yuvarlandı. Çitin içinde diğerlerinden biraz daha uzun bir sivri kazık vardı. Bu kazık üzerine çarparak karnı delinen Kahya yere düştü. Köylüler tarladan köye dönerlerken atları kapıda ürküp solumaya başladı. İçeriye girmek istemiyorlardı. Bir de baktılar ki elleri açık, gözleri dik bir vaziyette, Mihail Semyonich yerde yatıyor. Bağırsakları dışarı fırlamış, pıhtılaşıp kalmış, kanını toprak bile kabul etmemiş. Köylüler korkularından köye arka yoldan girdiler. Sadece Piotr Miheyic atından indi, kahyaya yaklaştı, ölmüş olduğunu anladı, eğilip gözlerini örttü, oğlunun yardımıyla ölüyü arabasına koydu ve doğruca beyin evine götürdü. Bey, Kahya'nın yaptıklarını öğrenince köylüleri her yıl bir miktar vergi vermek şartıyla serbest bırakmaya karar verdi. Nihayet köylüler Allah'ın kudretinin zorbalıkta değil, iyilikte belirdiğini anlamış oldular. Evet, Mum adlı hikayenin sonuna geldik değerli dinleyenler. Şimdi sıradaki hikayemiz olan İnsana Ne Kadar Toprak Lazım adlı hikayeye geçmiş olacağız. Bu arada küçük bir hatırlatma. Buraya kadar dinleyip de eğer henüz videomuzu beğenmediyseniz lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun. Beğenileriniz ve yorumlarımız bizim için çok değerli. Çünkü bu güzel eserlerin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak böylelikle. Bu konuda küçük bir ricamızı hatırlatmış olalım. Tolstoy'un kaleminden İnsana ne kadar toprak lazım diyelim. Büyük bir kız kardeş küçük kız kardeşini ziyaret etmek için şehirden kalkıp köye geldi. Bu büyük kız kardeş şehirde bir tüccarla, küçük kız kardeş ise köyde bir köylüyle evliydi. Her iki kız kardeş çay içerek konuştular. Büyük kız kardeş şehirdeki hayatını, bolluk, rahatlık içinde nasıl bir ömür sürdüğünü, çocuklarına nasıl şık giydirdiğini, nasıl güzel yemekler yiyip içkiler içtiğini, nasıl gezip tozduğunu, tiyatrolara nasıl gittiğini övüne övüne, ballandıra ballandıra anlattı. Küçük kız kardeş de kıskandı. Tüccarın hayatını küçük görmeye, kendi köylü hayatını yükseltmeye çalıştı. Benim yaşayışımı doğrusu seninkile değişmem. Bizim yaşamamız sizinki gibi parlak değilse de hiç değilse korkusuz yaşıyoruz. Yaşamaya siz çok iyi yaşıyorsunuz ama işin içinde çok kazanmak da var, iflas etmek de var. Hani bir atasözü vardır ya, kar zararın kardeşidir derler. Yani insan bir bakarsın bugün zengin olmuş, yarın kapı kapı dileniyor. Köylünün işi daha sağlam. Bizim karnımız az alır, az yer geç acıkırız. Zengin olmasak da karnımız toktur. Ablası ona cevap verdi. Dedi ki, tokluk dediğin de nedir? Domuzlar, danalar arasında tokluk mu olur? Ne lüks var ne de sosyete. Kocan ne kadar çalışırsa çalışsın, gübre üzerinde yaşayıp gübre üzerinde öleceksiniz. E çocuklarınız da bundan kurtulamayacak. Küçük kız kardeş, varsın olsun. E ama dimdik ayaktayız. Hiç kimseye boyun eğmiyoruz, kimseden de korkumuz yok. Siz şehirde göz kamaştırıcı şeyler ortasında yaşıyorsunuz. Bunlar bugün var, yarın yok.'' E bir de bakarsın kocan ya kumara ya şarabaya bir güzel kadına kendini kaptırıvermiş. E o zaman ne olacak? Her şey alt üst olur. Böyle şeyler görülmemiş mi sanki? dedi. Küçük kardeşin kocası Pahom yatağın üzerinde uzanmış, bir taraftan kadınların gevezeliklerini dinliyor, bir taraftan da şöyle düşünüyordu. E gerçekten de öyle. Bizimkiler çocukluktan beri toprakla içli dışlı oldukları için akıllarına böyle sersemce şeyler gelmiyor.'' Tek sıkıntımız toprağımızın az olması. İstediğim kadar toprağım olsa hiç kimseden hatta şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çaylarını bitirdiler, biraz da elbise dedikodusu yaptılar, sonra da sofrayı toplayıp uykuya yattılar. Odanın bir köşesine gizlenmiş olan şeytan bütün konuşulanları duydu. Köylü kadının kendisine övmek için kocasını teşvik edişi çok hoşuna gitti. Çünkü koca şayet toprağım bol olsa şeytana bile eyvallah etmem demişti. Şeytan, helebekle, sana bir oyun oynayayım da gör. Sana çok toprak vereceğim, seni toprakla avlayacağım. dedi. O civarda çiftlik sahibi dul bir bayan oturuyordu. Hali vakti oldukça yerindeydi. Kadının 120 dönüm kadar arazisi vardı. Önceleri köylülerle iyi geçiniyor, onlara eziyet çektirmiyordu. Ama sonradan tuttuğu kahya ki eski bir askerdi. Ceza kese kese köylüleri bıktırıp usandırmıştı. Pahom ne kadar tedbir alırsa alsın yine iş olacağına varıyor. Ya atı arpa tarlasına dalıyor ya inek bahçeye giriyor ya da danalar çayıra kaçıyor. Kahya da hemen cezayı kesi veriyordu. Pahom'un elinden cezayı ödemekten, evdekilere bir iyice küfür savurup dayak atmaktan başka bir şey gelmiyordu. Bu yaz Kahya'nın yüzünden bir sürü günaha girmişti. Hayvanlar içeride tıkılıp kalınca adeta sevindi. Gerçi yem sıkıntısı çekiyordu ama hiç olmazsa korku çekmiyordu. Kış gelince hanımın toprağını satacağı, şu zıpır kahyanın da bu toprağı satın almak istediği haberi çıktı. Köylüler bunu işitince şaşkına döndüler. ''Eğer toprak kahyanın eline geçerse bizi hanımdan çok ceza kesecek. Bizse bu topraksız yaşayamayız, hepimiz onun kucağındayız.'' diye düşündüler köylüler toplu olarak hanıma çıktılar toprağı kahyaya vermemesini kendilerine satmasını rica ettiler hatta daha yüksek bir fiyat vereceklerini söylediler hanımefendi tekliflerini kabul etti köylüler toprağı almak için kendi aralarında konuşmaya başladılar bir toplantıda olmadı iki toplantıda olmadı sanki onları şeytan kışkırtıyordu bir türlü aralarında anlaşamıyorlardı Nihayet herkes ne kadar alabilirse ayrı ayrı kendi başına alsın dediler. Bunu çiftlik sahibi hanım da kabul etti. Pahom, komşusunun 20 dönüm aldığını, paranın yarısının taksitle birkaç yılda ödenmesine hanımın razı olduğunu söyledi. Kıskançlıkla, toprağın hepsini alacaklar, bana bir şey kalmayacak diye düşündü. Karasıyla oturup konuşmaya başladı. Herkes toprak alıyor, hiç olmazsa 10 dönümde biz alsak. Başka çıkar yol yok, kahya ceza kese kese canımızı çıkardı. Nasıl edip de satın alacaklarını düşündüler. Biriktirilmiş 100 rubleleri vardı. Bir tayla arılarının yarısını sattılar, oğlanı işe verdiler, bir akrabadan da borç para aldılar ve böylece lazım olan paranın yarısını elde ettiler. Baom parayı topladı, içinde küçük bir koru bulunan 15 dönümlük bir toprak parçası seçti, sonra da hanımla pazarlık yapmaya gitti. 15 dönüm için anlaştılar, kaporayı verdiler. Şehre gittiler, tapu çıkardılar. Paranın yarısını ödediler, geri kalanın da iki yıl içinde ödenmesini kararlaştırdılar. Artık Pahum toprağa kavuştu. Satın aldığı toprağa tohum ekti, iyi mahsul aldı. Bir yıl içinde hem hanıma hem de akrabasına olan borçlarını ödedi. Pahum böylece toprak sahibi oldu. Artık kendi toprağını sürüp ekiyor, kendi toprağında ot biçiyor, kendi ormanından odun kesiyor, kendi toprağında hayvan besliyordu kendi öz toprağını sürmeye ya da ekini, çayırı seyretmeye gidince sevincinden içi içine sığmıyordu. Ona öyle geliyordu ki bu toprağın üstünde yetişen otlar, çiçekler öyle adi cinsten değildi. Eskiden buralardan geçerken herhangi bir arazi parçası gördüğü halde, şimdi bu toprakta bir fevkaladelik buluyordu. Pahom hayatından memnundu köylüler pahumun ekinine, çayırına zarar vermeselerdi, işler yolunda gidecekti. Yalvardı, yakardı ama aldırış eden olmadı. Bazen çobanlar inekleri çayıra bırakıyor, bazen de atlar geceleyin ekine giriyorlardı. Pahom ilk defalar hayvanları kovup çıkarıyor, dava filan açmıyor, affediyordu ama soruları artık canına tak dedi. Gidip bucak müdürlüğüne şikayet etti. Köylülerin bunu bilerek değil, yer darlığından yaptıklarını bildiği halde Onların keyfine bırakamam. Sonra ne var ne yok hepsini süpürürler. Onlara bir ders vermeliyim diye düşündü. Mahkeme yoluyla bir ders verdi. Bir defa daha verdi, bir köylüyü cezalandırdılar, sonra birisini daha cezalandırdılar. Komşu köylüler pahoma kızmaya başladılar. Bazen de mahsus ekinine, çayırına zarar verdiler. Bir gece bunlardan biri koruya girip on tane ıhlamur ağacını kesip gitti. Pahom korudan geçerken bir boşlukla karşılaşıverdi. Yaklaşınca dal parçaları, kesilmiş kökler gördü. Kenardakileri bari kesseydi, hiç olmazsa bir tanesini olsun bıraksaydı. Cani herif bu ağaç kümesinin hepsini doğramıştı. Pahom köpürdü. Ah, bunu yapanı bir bilsem, ondan öyle bir öce alırım ki, diye düşündü. Düşündü ve sonra da bunu yapsa yapsa Semka yapar kararına vardı. Semka'nın avlusuna gitti, aradı taradı, bir şey bulamadı. Çekiştiler. Pahom bu işi Semka'nın yaptığına daha çok inanmaya başladı. Gidip şikayet etti. Mahkemeye çağırdılar. Mahkeme uzadıkça uzadı. Sonunda delil bulunamadığı için Semka'yı beraat ettirdiler. Pahom daha çok kızdı. Başkanlar, yargıçlarla kavga etti. Siz dedi hırsızlarla işbirliği yapıyorsunuz. Eğer namuslu bir adam gibi yaşasaydınız hırsızları beraat ettirmezdiniz. Pahom yalnız yargıçlarla değil, komşularla da kavga etti. Ona yangın çıkarırız diye gözdağı verdiler. İşte böylece artık Pahom'un toprağı geniş ama halk arasındaki yeri dar oldu. Bu sırada halkın başka topraklara göç ettiği haberi yayıldı. Pahom da şöyle düşündü: Benim toprağımı bırakmama gerek yok ama bizimkiler bırakıp gitseler daha çok genişlerdim. Onların toprağını alıp benimkine katardım. Daha iyi yaşardım. Şimdi şu daracık yerde sıkıştım kaldım işte. Bir gün Pahom evde otururken bir yolcu geldi. Bu köylüyü gece yatıya davet ettiler, yemek yedirdiler, konuştular, nereden gelip nereye gittiğini sordular. Köylü güneyden Volga tarafından geldiğini, orada çalıştığını söyledi. Halkın oraya nasıl yerleştirildiğini anlattı. Kendi hemşerilerinin oraya göçtüklerini, nüfuslarını oraya yazdırıp onar dönüm toprak aldıklarını söyledi. Öyle bir toprak var ki orada, ektiğin çavların içinde at görünmez, o kadar gür, o kadar sık olur. Beş avuç eker, bir yığın alırsın. Köylünün biri fakir eli boş geldi, şimdi altı at iki inek sahibi oldu. Pahom'un yüreğine bir ateş düştü. İyi yaşamak imkanı varken neden burada darlık içinde sürünmeli? Evi toprağa satmalıyım, orada bu parayla kendime bir çiftlik kurarım. Burada bu darlık başımı belaya sokacak. Önce bir defa da kendim soruşturup araştırmalıyım, doğru mu bir bakalım. Yaz gelince yola düştü. Volga üzerinden vapurla Samara'ya kadar vardı. Orada da 400 verst yaya gitti, sonunda aradığı yeri buldu. Her şey o yolcunun söylediği gibiydi. Köylüler geniş topraklarda oturuyorlardı. Nüfus başına 10 dönüm toprak verilmişti. Yeni gelenleri de sevinçle kabul ediyorlardı. Hele paran varsa bu 10 dönümün dışında dönümü 3 rubleden istediğin kadar toprak al. Ne kadar istersen o kadar alabilirsin. Pahom bütün bunları öğrenir öğrenmez Güz'ün evine döndü, her şeyini satmaya başladı. Toprağını karla elden çıkardı, evini, hayvanlarını sattı, nüfustan kaydını sildirdi, bahar gelince de ailesiyle birlikte o yeni yere yollandı. Pahom ailesiyle birlikte yeni yere gelir gelmez büyük bir köyün nüfus kütüğüne yazıldı. Köyün kodamanlarına bir ziyafet çekti, kağıtlarını çabucak yaptırdı. Pahom'u aralarına kabul ettiler. Satın aldığı topraklardan başka beş kişilik aileye onar dönüm olmak üzere elli dönüm arazi verdiler. Pahom yerleşti, birçok hayvan aldı. Eskisine göre nüfus başına üç misli toprak aldılar. Üstelik bu toprak fazlasıyla verimliydi. Yaşayışları eskisine göre on kat iyileşti. Sürmek için toprağa, bol bol hayvanı ve ekini. Başlangıçta işleri düzenlerken Pahom için her şey hoşa gidecek bir durumdaydı. Ama iyice yerleşip alıştıktan sonra burada da darlık hissetmeye başladı. Kendi paylarına düşen toprağa birinci yıl ektiği buğday iyi mahsul verdi. Buğday ekimi fazlasıyla hoşuna gitmişti ama bu kadarcık toprak ona az görünüyor, hatta buranın toprağını pek elverişli de bulmuyordu. Çünkü burada buğday ekebilmek için toprağın bir yıl dinlendirilmesi gerekiyordu. Bir iki yıl ekiyorlar, sonra da ot bürüyünceye kadar kendi haline bırakıyorlardı. Böyle verimli toprakların isteklisi çok olduğu için herkese yetişmiyor, bu yüzden de kavga çıkıyordu. Zenginler kendileri ekmek istiyorlar, fakirler de onlara borçlarını ödemek için satmak zorunda kalıyorlardı. Pahom da fazla ekmek istedi, ertesi yıl tüccara gidip bir yıl için toprak kiraladı. Fazla ekti ve iyi mahsul aldı ama toprak köyden uzak bir yerdeydi, 15 verslik bir yol gidip gelmek lazımdı. Bir gün baktı ki etraftaki tüccarlar, çiftlikler kurup zenginleşiyorlar. Bu hal karşısında Pahom ben de böyle benim olacak bir toprak alsam da çiftlik kursam, bütün arazim bir arada olurdu diye düşündü. Böylece satılık bir araziyi nasıl elde edebileceğini hesaplamaya başladı. Pahom burada üç yıl yaşadı. Kira ile toprak almaya, buğday ekmeye devam etti. Yıllar iyi gitti, iyi buğday yetişti, para çoğaldıkça çoğaldı. Bu vaziyette pekala yaşayabilirdi ama toprak kiralamaktan, pazarlık etmekten usanmıştı. Bir yerde güzel bir toprak oldu mu bütün köylüler üzerine çullanıyorlar, vaktinde yetişemezse ekin ekecek yer bulamıyordu. Üçüncü yıl bir tüccarla yarı yarıya olmak üzere köylülerden toprak kiraladı, hatta sürdü bile ama sonradan köylülerle aralarında bir anlaşmazlık çıktı, mahkemelik oldular, bütün emekler havaya gitti. Toprak kendimini olsaydı kimseyi boyun eğmezdim, hiçbir mesele de çıkmazdı diye düşündü. Pahom satılık bir toprağı kimlerden alabileceğini araştırmaya koyuldu. Bir köylü buldu, köylünün 500 dönüm arazisi vardı, iflas ettiği için ucuz ucuz satıyordu. Onunla pazarlığa girişti, konuştular, konuştular, yarısını sonra vermek üzere bin rubleye anlaştılar. Tam karar verecekleri bir sırada Pahom'un evine oradan geçen bir tüccar misafir oldu. Çay içip sohbet ettiler, tüccar uzaklardan, Başkurdistan'dan geldiğini, orada başkurtlardan yalnız bin rubleye, 5 bin dönüm arazi aldığını anlattı. Pahom uzun uzun anlatmasını istedi. Tüccar da anlattı. İlk önce kodamanlara hediyeler verdim, yüz rublelik elbiseler, halılar, bir teneke çay dağıttım, içenleri içki içirdim, dönüm başına 20 kapik ödedim. Sözünü bitirir bitirmez tüccar tapuyu gösterdi. Arazim işte bu ırmağın kenarındadır. Bütün bozkır, baştan başa bereketli topraklarda yetişen otlarla dolu. Pahum oradaki hayatı sorup soruşturdu, Tüccar oradaki toprağa bir yılda bile dolaşıp gezemezsin. Hepsi Başkurtların elinde. Halk koyun kuzu kadar cahil. Neredeyse bedavaya alıyorsun gibi bir şey dedi. Pavomu bir düşüncedir aldı. Niçin burada bin rubleye 500 dönüm alayım? Üstelik hem de borca gireyim. Orada bin rubleye neler neler alınmaz. Oraya gidecek yolu öğrenen Pahom, tüccar gider gitmez yol hazırlığına başladı. Evi karısına emanet edip uşağıyla birlikte yola çıktı. Şehirden geçerken bir teneke çay ve şarapla tüccarın dediği hediyelerin hepsini satın aldılar. Oradan bir arabaya binip yola koyuldular, gittiler, gittiler, 500 verst kadar uzaklaştılar. Nihayet yedinci gün bir başkurt göçebe köyüne vardılar. Her şey tüccarın dediği gibiydi. Başkurtlar bozkırda, ırmak kenarında, keçe çadırlar içinde yaşıyorlardı. Bozkırda hayvanlar, atlar sürü halinde dolaşıyorlardı. Çadırların arkasında bağlı duran tayları emzirmek için günde iki defa atları getiriyorlar, kısrakların sütünü sağıp kımız yapıyorlardı. Kadınlar kımız verip peynir yapıyorlar, erkeklerse kımız ve çay içmekten, koyun eti yemekten ve kaval çalmaktan başka bir iş görmüyorlardı. Yüzlerinde tek kırışık bile bulunmayan bu neşeli adamlar bütün yazı şenlik, rahatlık içinde geçiriyorlardı. Halk tamamıyla cahildi. Rusça bilmiyorlardı ama sevimli insanlardı. Başkurtlar Pahom'u görür görmez derhal çadırlarından çıkıp misafirlerinin etrafını sardılar. Bir tercüman bulundu. Pahom ona toprak almak için geldiğini söyledi. Başkurtlar çok memnun oldular. Pahumu güzel bir çadırı aldılar, halılar üzerine oturttular, altına yumuşak minderler koydular, etrafına toplanıp ona çayı kımız ikram ettiler. Şerefine bir koyun kesip pişirdiler. Pahum, arabasından hediyeleri çıkarıp başkurtlara dağıtmaya başladı. Çayı, hediyeleri alınca başkurtların sevinçleri bir kat daha arttı. Aralarında bir şeyler konuştular, sonra tercümanın anlatmasını istediler. Tercüman şunları söyledi. Senden çok memnun olduklarını, senden hoşlandıklarını söylüyorlar. Bizim adetimiz misafirleri memnun etmek, hediyeyi hediyeyle karşılık vermektir. Sen bize hediye getirdin, biz de sana hediye vermek istiyoruz. Dile bizden ne dilersen. Pahom cevap verdi. Burada her şeyden çok hoşuma giden şeyi toprak oldu. Bizim taraflarda toprak hem az hem de çok sürülmüş. Halbuki burada toprak hem bol hem de çok iyi. Ben ömrümde böyle toprak görmedim tercüman Pahom'un sözlerini ötekilere anlattı, başkurtlar aralarında yine bir şeyler konuştular. Ne konuştuklarını Pahom anlamıyor ama onların neşeyle bağırışıp güldüklerini görüyorlardı. Sonra sustular, ona baktılar, tercüman konuşmaya başladı. Demek istiyorlar ki seni sevindirmek için istediğin kadar toprağa seve seve verecekler. Nereyi istiyorsan orayı elinle işaret et, senin olacak. Sonra yeniden konuşup tartışmaya devam ettiler. Pahum tartışmanın sebebini sordu. Tercüman da bazıları başkana söyleyelim de ondan sonra verelim diyorlar. Bazıları da başkana sormaya lüzum yok diyorlar. Başkurtlar tartışırken birden tilki başlıklı bir adam belirdi. Herkes susup ayağa kalktı. Tercüman işte başkan dedi. Pahum getirdiği kaftanların en iyisiyle beş funtluk çayı hemen çıkarıp ona sundu. Hediyeleri kabul eden başkan gidip baş köşeye oturdu. Başkurtlar ona bir şeyler anlattı, başkan dinledi, herkesin susması için başıyla işaret verdikten sonra Pahom'a Rusça dedi ki, ''Peki, kabul. İstediğin kadar verelim. Toprağımız çok.'' Pahom, ''İstediğim kadar toprağı nasıl alabilirim? Kanuna uydurmak, tapulamak lazım. Şimdi verirler, sonra da çekip alırlar.'' diye düşündü. Sonra şunları söyledi, ''Bu teklifinize teşekkür ederim. Sizin toprağınız uçsuz bucaksız. Bana ise az lazım.'' Ancak ben kendi toprağımın neresi olduğunu bilmeliyim. Onu ölçmek, sonra da tapu çıkarmak lazım. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Güven olmaz. Yarının da ne olacağı bugünden kestirilemez. Sözüm size değil, siz iyi insanlarsınız ama ya yarın oğullarınız geri almaya kalkışırlarsa? Başkan, haklısın, tapulayabiliriz dedi. Pahom cevap verdi. Buraya bir tüccarın geldiğini duydum. Ona toprak hediye edip tapulamışsınız. Ben de aynı şeyi istiyorum. Pahum'un ne demek istediğini iyice anlayan başkan, bu da kabul, bizim bir katibimiz var, şehre gider, kağıtları mühürletir dedi. Pahum, fiyatı nedir diye sordu. Fiyatlarımız değişmez, bir gün için bin ruble. Pahum anlamadı. Bir gün ne demek, bu ne biçim ölçü, kaç dönüm tutar diye sordu. Başkan cevap verdi, biz dönüm falan bilmeyiz. Biz gün hesabıyla satarız. Bir gün içinde ne kadar toprak dolaşabilirsen o toprak senindir. Fiyatı da bin ruble. Pahom şaşırdı. Bir günde dünya kadar toprak dolaşılır dedi. Başkan güldü. <laughs> e, öyleyse hepsi senin olur dedi. Ama bir şartımız var. Şayet o gün gittiğin yerden geri dönmeyecek olursan paran yanar. Pahom devam etti. Geçtiğim yerleri nasıl belli edeceğim? Biz istediğin yerde durup bekleyeceğiz. Sen yürüye yürüye bir daire çizersin, yanına da bir kazma alır istediğin yerde çukur açar, kazık dikersin. Sonradan biz işaretlediğin yerlere sapanla çizgi çekeriz. İstediğin büyüklükte bir daire çizebilirsin ancak güneş batmadan çıktığın yere dönmek zorundasın. Ne kadar yer çevirirsen o kadar yer senindir. Pahum sevindi. Yarın sabah şafakla beraber başlamaya karar verdiler. Konuştular, yine kımız içtiler, koyun eti yediler ve yine çay içtiler. Gece oldu, Pahum yumuşak bir döşek üzerine uzandı. Başkurtlar dağıldılar. Ertesi gün Şafak'la beraber toplanmaya söz verdiler. Yatağa uzanan Pahom bir türlü uyuyamıyor, hep alacağı toprağı düşünüyordu. Kocaman, uçsuz bucaksız bir toprağa konacağım. Bir günde elli verslik yer dolaşabilirim. Bu mevsimde bir gün bir yıl kadar uzun. Elli vers içinde dünyanın toprağı olur. Kötü kısımlarını satar veya köylülere veririm. İyi parçalarını da kendime alıkoyar, üzerine yerleşirim. İki tane pulluk alır, iki tane işçi tutarım, elli dönüm kadarını sürdürür, Geri kalanını da hayvanlara bırakırım. Paum bütün gece neredeyse hiç uyumadı. Yalnız sabaha karşı biraz dalar gibi oldu ve şöyle bir rüya gördü. Kendisi tam bu çadırın içinde yatıyor, dışarıda da birisi durmadan gülüyordu. Kimin güldüğünü öğrenmek istedi, dışarı çıktı. Bir de ne görsün, çadırın önünde başkan oturmuş, iki elini karnına bastıra bastıra kahkahalarla gülüyor. Ona yaklaşıp niçin güldüğünü sordu. Adama dikkatlice bakınca bunun başkan değil de kendi evine gelip topraktan bahseden tüccar olduğunu anladı. Tüccara "Çoktan beri mi buradasın?" diye sorarken bir de baktı ki bu o tüccar değil de vaktiyle güney taraflarından gelip kendisine misafir inen köylünün ta kendisi. Sonra dikkatlice bir defa daha baktı. Anladı ki bu o köylü de değil. Şeytanın ta kendisi. Boynuzlu, tırnaklı bir şeytan. Oturmuş kahkahalar savuruyor, önünde de don gömlek, yalın ayak bir insan yatıyor. Pahom bu insan kimdir diye ona da dikkatlice baktı. Evet, bu bir ölüydü. Hem de kim? Ta kendisi. Korku içinde uyandı. Uyanır uyanmaz da, rüya bu, rüya insan neler görmez ki diye düşündü. Etrafına bakındı, açık kapıdan ortalığın aydınlanmak üzere olduğunu gördü. Yola çıkmak için halkı kaldırmalı diye mırıldandı kalkıp arabada yatan uşağı uyandırdı, atları koşmasını emrederek başkurtları kaldırmaya gitti. Onlara, bozkıra çıkıp işe başlayalım dedi. Başkurtlar kalktılar, toplandılar, başkan da geldi. Başkurtlar yine kımız içmeye başladılar, pahomada çay ikram etmek istediler ama o kabul etmedi. Nasıl olsa yola çıkacağız, boşu boşuna niye bekleyelim dedi. Başkurtlar bir araya geldiler. Kimi ata, kimi arabaya binip yola düştüler. Pahumsa Uşağı ile beraber kendi arabasına bindi. Yanına bir de Kazma aldı. Ova'ya çıktıkları zaman şafak söküyordu. Hep beraber gidip küçük bir tepe üzerine çıktılar. Atlardan, arabalardan inip bir yere toplaştılar. Başkan Pahuma yaklaşıp eliyle işaret etti. "Bak işte şu gördüğün arazinin hepsi bizimdir. İstediğin yeri seç" dedi. Pahumun gözlerinde adeta kıvılcımlar parladı. Her taraf bereketli topraklarda yetişen otlarla örtülmüştü. Toprak avuç içi kadar düz, haşhaş gibi karaydı. Derelerde göğüs boyu çeşit çeşit otlar vardı. Başkan tilki başlığını çıkarıp yere koyarak, işte sana işaret dedi. Buradan başlayıp buraya döneceksin. Ne kadar arazi dolaşabilirsen hepsi senin olacak. Pahom parayı çıkarıp başlığın üzerine bıraktı. Kaftanını çıkardı, yalnız işliği sırtında bıraktı. Karnını kemerle iyice sıktırdı, eteklerini sıkıca çekerek işliğini düzeltti. Ekmek çıkınını koynuna soktu, su matarasını kuşağına bağladı, pantolonunu çekti. Uşağının elinden kazmayı aldı, yola çıkmaya hazırlandı. Gördüğü yerlerin hepsi de hoşuna gitmişti. Hangi tarafı beğeneceğini bilemediği için bir türlü karar veremiyordu. Gün doğuya bari gideyim diyerek yüzünü doğuya çevirdi, gerindi, bocaladı, sabırsızlık içinde güneşin doğmasını bekledi. Ne olursa olsun asla vakit kaybetmemeyi aklına koydu. Hava serinken daha iyi yürünürdü. Güneşin görünmesiyle Pahom'un kazmayı omuzlayıp bozkıra dalması bir oldu. Pahom'un yürüyüşü ne ağır ne de hızlıydı. Böyle orta bir yürüyüşle bir vers kadar uzaklaştıktan sonra bir çukur kazdı, daha iyi görünsün diye de çukurdan çıkan çimleri üst üste yığdı, sonra yine yoluna devam etti. Hızını biraz daha artırdı, daha çabuk yürümeye başladı yine bir müddet yürüdükten sonra bir çukur daha kazdı. Dönüp arkasına baktı, güneş ışığı altında, şıhanın üzerindeki halkla tekerlek demirlerinin parıltıları iyice görünüyordu. Beş vers kadar yürüdüğünü tahmin etti. Vücudunu ağır bir sıcaklık bastırdı. İşliği çıkarıp omuzuna attı, yine yürümeye devam etti. Derken iyice sıcak bastırdı. Günde dört öğün var, gitse gitse biri gitti. Yana sapmak için vakti var, Şimdilik ayakkabıyı çıkarmak yeter diye düşünerek oturup ayakkabısını çıkardı, kemerinin altına kıstırdı. Kalktı, tekrar yürüdü. Böylece yürümesini bir hayli kolaylaştırmış oldu. Beş vers daha gideyim, sonra sola saparım. Buranın toprağı çok, bırakmaya gönlüm razı olmuyor. Ben ilerledikçe toprak da inadına güzelleşiyor diye içinden konuşa konuşa yoluna devam etti. Arkaya baktığı zaman Şihan'ı İyiden iyiye küçülmüş buldu. Şiha'nın üstündeki halk kara bir karınca yığınını andırıyor ve orada belli belirsiz bir şeyler parlıyordu. Pahom, eh bu tarafa bu kadar yürüdüğüm yeter, artık yana sapmalı. Hem iyice terledim, ne kadar da susadım diye tekrar söylendi. Durdu, büyük bir çukur kazdı, çimenleri üst üste yığdı, matarasını çıkarıp su içti, dik bir açı yaparak sola saptı. Yürüdü, yürüdü, upuzun otların arasına girdi. Sıcak bastırdıkça bastırdı. Pahom'da yorgunluk alametleri baş gösterdi. Durup güneşe baktı, vakit tam öyle. Eh artık biraz dinlenmeli diyerek hemen ortaya oturdu. Suyla ekmek yedi, yatıp uzanmak için büyük bir arzu duyuyor ama uyuyup kalmaktan korkuyordu. Biraz dinlendikten sonra tekrar yürümeye başladı. Önceleri rahatça yürüdü, yemek kuvvetini artırmıştı ama hava pek sıcaktı. Üstelik uykusu da gelmişti. Bununla beraber sabreden derviş muradına ermiş sözünü aklına getiriyor ve durmadan yürümeye devam ediyordu. Bu istikamete doğru daha fazla yürüdü. Sola sapıp da yeni bir istikamete yöneleceği sırada önünde sulak bir dere gördü, onu dışarıda bırakmaya bir türlü gönlü razı olmadı. Burada iyi keten yetişeceğini düşünerek sapmadan dost doğru yürüdü. Dereyi dolanır dolanmaz bir çukur kazdı, bundan sonra ikinci kenarı bitirip sola saptı. Döndü, bir defa daha şıhana baktı. Yani tepeye baktı. Sıcaktan etraf buğulanıp tütüyor, havada dalga dalga bir şeyler titreyip sallanıyordu. Bu titreyip sallanan havanın ta gerisinde kalan şıhandaki insanlar güçlükle belli oluyordu. Pahom, bu iki taraf kenarı da biraz uzunca tuttum, üçüncüsünü kısaltmalı diye söylendi. Üçüncü kenara dolanırken adımlarını hızlandırdı. Güneşe baktı, ikindi yaklaşıyordu. Halbuki o, üçüncü kenarda ancak iki verslik bir yer yürüyebilmişti. Tepedeki hedefe, hareket ettiği noktaya 15 verst vardı. Bizim çiftliğin arazisi eri olacak ama varsın olsun, artık dost doğru yürüyüp gitmeli. Bundan fazlasına da lüzum yok. E zaten bayağı bir toprak aldım diye düşündü. Çabucak oraya bir çukur kazıp doğrudan doğruya tepeye yöneldi. Tepeye doğru yönelen Pahom kendini artık iyice yorgun hissediyordu. Kanter içinde kalmıştı. Dikenlerin delik deşik ettiği çıplak ayakları yorgunluktan yürüyemiyor, adeta sürükleniyordu. Dinlenmek istiyor ama bir türlü buna karar veremiyordu. Güneş batmadan önce dönüp oraya yetişmek için bir dakikacık bile beklememesi lazımdı. O beklese bile güneş beklemiyor, durmadan batıya koşuyor, inmeye hazırlanıyordu. Pahomun içine bir vesvesedir düştü. ''Hata mı ettim acaba? Fazla mı aldım acaba?'' Eğer yetişemezsem mahvolurum demekten kendini alamadı. Bir önündeki tepeye baktı, bir güneşe baktı. Tepe çok uzaklarda, güneşse neredeyse battı, batacak. Pahom yorgun olmasına rağmen adımlarını hızlandırdı. Durup dinlenmeksizin yürüdü, yürüdü fakat tepe hala çok uzaktaydı. Baktı olmayacak, koşmaya başladı. İşliği, matarayı, ayakkabıyı, şapkayı yere attı, elinde sadece dayanmak için kazmayı bıraktı. Eyvah! Aç gözlülük ettim. Bütün işi mahvettim. Güneş batmadan önce varamayacağım diye telaşa kapıldı. Korkudan canı bir kat daha sıkıldı. Donu gömleği koşa koşa terlemiş vücuduna yapışmıştı. Ağzı kurumuştu. Sanki göğsünde bir körük işliyor, kalbine bir çekiç vuruyordu. Kesilir gibi olan ayaklar sanki kendisinin değildi artık. Bu kadar yorgunluğa dayanamayıp düşüp öleceğinden korkuyor ve dehşete düşüyordu.'' Düşüp ölmekten korkmakla beraber durmakta bilmiyordu. Bu kadar koştuktan sonra durursam bana aptal derler dedi. Koştu, koştu, iyice yaklaştı. Başkırların kendisine bağırıp çağırdıklarını, ıslık çaldıklarını bile duyabiliyordu artık. Bu bağırışmalar onun yüreğini daha çok alevlendirdi. Olanca kuvvetiyle koşusuna devam etti. Artık ufka iyice yaklaşan güneş büyük, kızıl bir sis içine girdi. Neredeyse battı batacak. Güneş batmaya batacak ama tepede hemen şuracıkta pahom nihayet tepenin üzerinde kendisine el sallayan insanları fark etti üzerinde para bulunan tilki başlığın yanına oturup elini karnına bastıra bastıra gülen başkanı gördü geceki rüyayı hatırladı çok yer çevirdim ama üzerinde yaşayabilecek miyim acaba kendimi mahvettim yetişemeyeceğim dedi pahom yine güneşe baktı inip ufka dayanmıştı bile bir kısmı battı, bir kısmı ise yarım daire halinde yukarıda sallanıp duruyordu. Artık en son kuvvetini topladı, bütün vücuduyla ileri atıldı, düşmemek için ayaklarını zor tutabiliyordu. Tam Şihan'a yaklaşırken ortalık karardı. Pahom, bütün emeklerin boşa çıktı diye bir ah çekti. Durmak istedi ama duramadı. Başkırların bağırışları kulaklarını dolduruyordu. Hem aşağılardan batmış gibi görünen güneşin yukarıdan, tepeden kaybolmadığını anladı. Ofluya pufluya çıktığı tepenin üstünde gerçekten ışık vardı. Güneş hala inmemişti. Oraya çıkar çıkmaz başlığı gördü. Başlığın yanı başında başkan oturmuş, elini karnına bastıra bastıra kahkahayla gülüyordu. Pahom yine geceki rüyayı hatırladı. Yine bir ah çekti, bacaklarında derman kesildi, eli başlığına değecek kadar bir yere gelir gelmez yıkılıp düştü. Başkan ona ''Yaşa, çok toprak aldın!'' diye bağırdı. Pahum'un uşağı koşa koşa geldi, onu tutup kaldırmak istedi, boşuna uğraştı. Pahum'un ağzından kan geliyordu, ölmüştü bile. Başkırlar cık, 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 diye hayretle dillerini oynatıp ona acıdılar. Uşak eline kazmayı aldı, Pahum'a lazım olan üç arşın kadar bir toprak parçasını kazdı ve getirip onu oraya gömdü. Evet, Tolstoy'un hikayesinde şimdi gayet net bir şekilde ortaya çıktı değil mi? İnsana ne kadar toprak lazım olduğu. Bir hikayemizin, bir sesli kitap podcast içeriğimizin daha sonuna geldik. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki ses kaydımızda, podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.